Arkadaşlar merhabalar. Tekrardan sağlıklı, huzurlu günler diliyorum sizlere. Ses ve görüntüde sıkıntı varsa yine bir mesaj atınız çocuklar. Evet, mesajlarınız gelmeye başladı. Günaydın Göktuğcuğum. Evet, her gün sizinle karşılaşmak. Ben sizi göremiyorum da en azından sizi ekran başında da olsa yan yana olmak güzel çocuklar. Merhaba. Lokman'ım günaydın. Pınar günaydın. İbrahim'cim günaydın. Aslan parçalarım benim. Şimdi dün en son fikir akımlarını işlemiştik çocuklar size. Hatta en son anlattığım şey Adem merkeziyet fikriydi. Biliyorsunuz ne kadar saçma sapan bir fikir olduğunu konuşmuştuk. Bugün sizlerle bir savaşla başlayacağız. Aslında kısmen bildiğiniz bir savaş. Yani daha önce derslerimizde bunu işlemiştik. Bu biliyorsunuz biraz geriden alarak başladığım için hani burada tekrar video derslere alışmanız adına yeni dersleri biraz sonraya bıraktık. Yakın zamanda kaldığımız yerden devam etmiş olacağız zaten. Şimdi arkadaşlarım Trablusgarp Savaşı konuşacağız sizinle ve karşımızda arkadaşlarım yeni kurulan bir devlet, düşman olarak karşımıza yeni bir devlet çıkacak ve Osmanlı Devleti'nin karşısına burada yeni kurulmuş daha 40 yıllık bir tarihe sahip olan İtalyanlar çıkacak. Yani bir inkılap tarihi sürecimizin ilk savaşı diyebiliriz bu aslında. 1911-12 yıllarında gerçekleşen bir İtalya-Osmanlı Savaşı, Kuzey Afrika'daki son toprağımız olan Trablusgarp üzerinden kapışacaklar ve genel değerlendirmeleri yapacağız. Yorumlara bağlı kalarak değerlendirmeler yapacağız. Çok ezbere ihtiyacın olmayacak. Narin merhabalar. Evet, birbirinize buradan selam göndermeyin. Ben sizin aracınız değilim. Birbirinize WhatsApp'tan mesaj atın. Hadi bakalım. Şimdi sevgili arkadaşlarım, Trablusgarp Savaşı özellikle şunu bilin ki Osmanlı Devleti'nin Kuzey Afrika'da kalan son toprağıdır. Toplamda nerelerimiz vardı? Mesela bilin ki Kuzey Afrika'da Cezayir bölümü bizimdi. İşte Tunus bizimdi. İşte Mısır bizimdi ve Trablusgarp bizimdi. Ya Osmanlı Devleti 1911 yılına gelindiğinde arkadaşlarım bu Kuzey Afrika dediğimiz coğrafyada Cezayir'i, Tunus'u ve Mısır'ı kaybetmiş durumda. Yani öncelikle bu savaşı anlamadan önce savaşın yapıldığı yerdeki arkadaşlarım genel durumu görün. Yani şu anda gördüğünüz bu Trablusgarp bölümü arkadaşlarım bizim Kuzey Afrika'daki son toprağımız Osmanlı Devleti'nin. Ve daha önceden gördüğünüz gibi yani resim tam çıkmamış ama şu Tunus bölümü ve biraz yanındaki Cezayir'i zaten kaybetmişiz. Ya, haritadan şunu anlamamızı istiyorum. Bu Trablusgarp İtalyanlar saldırdığında genel durumumuza bakar mısınız bir? Kendi toprağımız olan bölümle yine kendi toprağımız olan Trablusgarp arasında Mısır var arkadaşlarım. 1911 yılında öyle bir duruma düşmüşüz ki kendi toprağımız olan Trablusgarp'la kendi topraklarımız arasında bağımız yok. Yani gördüğünüz üzere, anlayacağınız üzere buranın kaybı oldukça kolay olacaktır. Çünkü olası bir düşman, bu İtalya olur ya da başkası olur. Güçlü olur ya da zayıf olur fark etmez. Buraya saldırdığında Trablusgarp'a kendi toprağımıza yardıma koşma konusunda sıkıntı yaşayacağız. Yani ya hocam bu Trablusgarp'ı niye bu kadar kolay kaybediyoruz diyenler bu haritaya baksınlar. Kendi toprağımız ile yine kendi toprağımız arasında Mısır var. Yani İngilizler var. Sen bu esnada hadi Trablusgarp'ımı kurtarayım desen ne olacak? Bölgeden geçiş müthiş derecede sıkıntılı olacak. Zaten birazdan konuşacağız. Evet, İngilizler Mısır'da kardeşim. Resim tam görünmüyor mu? Orada Mısır bölümü biraz daha kırmızı renklinin yanında gri tonda görünen orada İngiltere olarak yazıyor Ömerciğim. Şimdi arkadaşlarım bu bölgeye saldıracak olan İtalyanların Trablusgarp'a niye saldırdığını önce konuşmamız gerekiyor. Bir, tabii ki buradaki amaç sömürgeciliktir. Yani İtalyanlar Trablusgarp'ı sömürmek için buraya saldıracaklar 1911'de. Niye burası diye sorabilirsiniz ama. Hocam işte İtalyanlar gitsin dünyada başka bir bölge bulsun kendine. Niye burası? Kardeşim kendisine çok yakın olduğunun farkında mısınız? Yani bir insan bir yeri sömürecekse burada öncelikle yakınlık arar. Arada bir engel olmayacak bir bölge arar. Kendisine yakın olduğu için İtalyanlar Trablusgarp'ı sövürmeyi seçecekler. Trablusgarp dedim şu anda günümüzde Libya'dır bu arada haberiniz olsun arkadaşlarım. Şimdi Ömerciğim. Evet.
Trablusgarp'ta yani Kuzey Afrika'da ham madde olarak her türlü kaynağı bulabilirsiniz. Özellikle altın rezervi oldukça yüksektir. Petrol kaynakları tamam Arabistan kadar değil ama bu bölgede vardır. Burası Akdeniz'de ticaret yapan ülkelerin gelip geçtiği bir bölge olduğu için stratejik önemi de vardır. Sadece yeraltı su kaynağı olarak düşünmeyin. Ama bu bölgede aynı Türkiye kadar olmasa bile özellikle yeraltı kaynakları bakımından, petrol, işte gümüş, altın, bakır rezervleri bakımından sanayisi olan bir ülkeye gerekli olacak her şeyi bulabilirsiniz. Kömür dahildir buna. Şu an Türkiye'de zaten oradan ithal ettiği kömürler var arkadaşlarım. Ama çok devasal demiyorum. Lütfen cümlemi yanlış anlamayın. Böyle dünyaya yeter falan demiyorum. Sömürülmesi bakımından İtalya'ya yetecek kadar bir kaynağı vardır Trablusgarp'ın. Öyle çok devasal kaynağı olacak olsa İngilizler kendi alırdı zaten burayı. Bak Mısır'ın kaynağı oldukça iyidir. Hem stratejik yer olarak Süveyş kanalında dibindedir. İngilizler en güzel yeri almış. Trablusgarp en güzel yer değil. Ama İtalya gibi küçük bir devlete yetecek kadar güzel bir yer. O yüzden İtalyanlar burayı seçecekler sevgili arkadaşlar. Şimdi İtalya niye burayı seçti? Göktuğ çok güzel bir şey söylemiş. Hocam demiş, dünyada sömürecek başka yer kalmadı. Gördüğünüz üzere bakın her bir bölgenin üzerinde altında devlet yazıyor. Yani herkes bir yere almış. 1911 yılına gelindiği zaman işte dünyada sömürülebilecek güzel yerleri zaten herkes seçmiş. İtalya bu konuda geç kalmış yani. Ve bula bula da kendisine en uygun yer olarak Trablusgarp'ı seçmiş. Bir, kendine yakın olduğu için. İki, Trablusgarp'ın yeraltı yeri su kaynağı kendine yeterli olduğu için. Üç, dünyada sömürülebilecek çok fazla bir bölge kalmadığı için İtalyanlar sömürmek için Trablusgarp'ı seçiyor. Peki bu arada şöyle de bir yorum yapamaz mıyız çocuklar? Neden İtalya burayı seçti sömürmek için? Buna bir cevap olsun diye söylüyorum. Şu dakikalarda Osmanlı Devleti'nin genel durumuna bakar mısınız bir? 1911, yıkılışımıza 10 yıl kalmış. Ordu sıkıntılı, ekonomi berbat, dışa bağımlı yaşıyoruz. 1911'de yönetimimiz bozuk. Halk arasında zaten kargaşalar var, sosyal hayatta sıkıntımız var, adalet bozulmuş, orduda siyaset var, millet birbirine girmiş. Yani Osmanlı Devleti'nin genel durumu oldukça zayıf arkadaşlarım. Bu sebeple İtalyanlar burayı seçiyorlar. Yani Osmanlı'nın durumunun zayıflığı İtalya'nın Trablusgarp'ı sömürmek istemesinin en büyük nedenlerindendir arkadaşlarım. Yalnız Lokmancığım hani cümlenin ilk kısımlarında Balkanlardaki o kargaşayı, savaş kısmını cümlenin giriş kısmında kullanmayın. Bu Balkanlardaki mevzu Trablusgarp Savaşı'nın biraz son anına doğru yorumsal bir eklemeyle katabiliriz. Tamam. Yani Trablusgarp ve İtalyanların saldırma nedeni Balkan Savaşları değildir. Tamam. İtalyanlar gelişimini oldukça geç tamamladı hem de narin. Şöyle söyleyeyim. İngilizler sömürgeciliğe 1815 yılında başladı. 1815'te. Fransızlar öyle hakeza. Ama bırakın İtalyanların sömürgeye başlaması, kurulması bile 1870-71 yıllar arasındadır. Ya İtalyanlar, İngilizler sömürgeciliğe başladığı tarihten yaklaşık 50 yıl sonra, 55 yıl sonra İtalya yeni kurulmuş daha. Yani ne demek istiyoruz? Narin Sahra. Yanlış mı söyledim? Narin kim hocam derken? Narin Sahra Bölükbaşı Ömer. Her şeyi sor Ömer. Her şeyi sor. Sana ne? Evet. Yaz hadi ne yazacaksan. Şu Ömer'i nasıl buradan susturamıyoruz mu çocuklar? Umarım veliler dinlemiyordur beni. Ömer'in üzerine şuradan bir çarp atayım şöyle. Nasıl durdurayım bilmiyorum da. Peder nedir oğlum? İnsan babasına peder der mi ya? Şu anda benim sıkıntım yok Ömer'cim. Sen kendi kendine kaşındın. Baba baba peder değil baba. Evet. İbrahim'cim o söylediğin cümleye hemen geliyorum kardeşim. Yani doğru bir yorum yaptın ama bir tık sonrasında gerekli olacak bir yorum. Şimdi sevgili arkadaşlarım Trablusgarp Savaşı bu sebeplerle çıkacak. Yani İtalyanların niye buraya saldırdığını konuşacaksak kendine yakın olması, yeraltı su kaynağının yeterli olması, Trablusgarp'ın
arkadaşlarım bu bölgede sömürülebilecek tek yer olmuş olması ve tabii en önemlilerinden biri de Osmanlı Devleti'nin durumunun zayıf olması. Saydığımız bu gereksinimlerle arkadaşlarım İtalyanlar 1911 yılında bölgeye geliyorlar. Dikkat eder misiniz? Tam kıyı bölgelerini. Bingazi'yi, Derne'yi ve Tobruk bölgesini İtalyanlar ele geçiriyorlar. Ne oldu arkadaşlarım? Trablusgarp'ı kaybettik. Bingazi, Derne, Tobruk kaybedildi. Şimdi Osmanlı Devleti bir çözüm bulmalı. Orduyu toplayıp doğruca Trablusgarp'a doğru yürümeliyiz. Doğru mu? Yani orduyu alıp kendi toprağımızı kurtarmamız gerekiyor. Yalnız biz orduyu alır da işte Trablusgarp'a doğru yürüyeceğiz derken farkında mısınız? Karşımıza kim engel olarak çıkacak? İngilizler. Hadi şunu söyleyelim. Trablusgarp'a yani bugünkü Libya'ya biz karadan yardım gönderemeyiz. Çünkü arada İngilizler var arkadaşlar. İngilizler hemen bizi durdurur. Der ki ben İtalya'nın tarafındayım. Osmanlı Devleti, senin ordularını Trablusgarp'a geçirmiyorum deyip İtalyanların yandaşlığını yaptığını hissettirecek bize. Ne olacak? Karadan yardım gönderemeyeceğiz. Arkadaşlarım hemen şuradan boğazlarımızdan bir gemi çıkartsak, bu gemiyle Trablusgarp'a yardım göndersek olmaz mı? Aslında olabilir. Yani belki çok büyük savaş gemilerimiz yok ama en azından asker taşıyabilecek kadar gemilerimiz var. O kadar değiliz yani. Ama soruyorum size, siz bu boğazlardan gemilerinizi çıkartırsanız başkentiniz olan İstanbul tehlikeye düşmez mi? Ve yüzlerce yıldır İstanbul'u sizden almak isteyen Ruslar bu fırsatı kaçırır mı? Hazır Osmanlı Devleti'nin boğazında gemi kalmamış, bir şey kalmamış. Hemen boğazlarımıza saldırır ve başkentimizi bizim elimizden alır. Adam bunu bekliyor zaten. O yüzden lütfen başkentinizden gemileri çıkartıp Trablusgarp'a yardım göndermeyin. Başkent daha önemli çünkü. Ya karadan yardım gönderemiyorum, İngilizler engel oluyor. Denizden yardım gönderemiyorum, Rusların tehlikesinden korkuyorum. Ne yapacağım? Ordu göndererek Trablusgarp'ı kurtaramayacağız biz İtalyanların elinden. Başka bir yol bulmamız gerekiyor arkadaşlarım. Burada Ömer'cim Rönesans'ın ilk çıktığı yer olan İtalya acaba neden gelişimini geç tamamladı demişsin. Oradaki cümleye dikkat et. Gelişimini geç tamamlamak başka bir şeydir. Siyasi birlikteliğini sağlamak başka bir şeydir. Şimdi mesela şöyle düşün. Allah göstermesin Türkiye'de bütün unsurlar birbirlerine girse. İşte Kürtler, Türkler, Türkiye'de yaşayan Araplar. Biz ne oluruz? En azından bir 50 yıl, belki 100 yıl sürekli kavga ederiz. Mesela Irak'ta böyleydi. Araplar, Türkler, Kürtler Irak'ta yıllarca birbirine girdiler. Yani ve bu kavga yaklaşık 100 yıl sürdü Irak'ta. Ne olmuş oldu? Irak siyasi birlikteliğini uzun süre sağlayamamış oldu. İşte İtalya'da da içinde bulunan unsurlar birleşmeyi ve tek bir devlet olmayı kabul etmediği için İtalya onlarca yıl birbirle kendi içinde savaştı. Ne olamayacak bu yüzden de? 1870-71'e kadar siyasi birliklerini sağlayamayacak. İçindeki unsurlar bir arada yaşamak istemeyecek çünkü. İtalya gelişimini geç tamamladı demek yerine siyasi birliğini geç tamamladı dememiz daha doğru. Bu da içerideki kargaşanın bir anda çözülememesiyle alakalı. Mesela İspanya'da böyledir. Yıllarca kendi ülke içerisinde milliyetçiler, cumhuriyetçiler birbirini öldürmüştür. Rusya'da. İşte Bolşevikçiler ve Çarlık Rusyacılar 17 milyon insan öldürmüştür kendi içinde. Yani bazı devletlerin içinde yaşayan unsurlar devlet olmayı kabul etmediği için ülkenin birleşmesine engel olurlar. Hatta bizim ülkemizde de kısmen doğu bölümünde bu ayrılıkçı düşüncede olanlar var. Gördüğünüz gibi 35-40 yıldır savaşıyoruz. Ha bizimki o kadar büyük değil. Yani karşımızdaki unsur 15-20 bin kişilik bir terör grubu. Ama bu daha büyük olacak olsaydı Allah göstermesin biz de siyasi birliğimizi kaybedebilir ve toparlayamayabiliriz. İtalya birliğini geç tamamladı, gelişimini değil. Yani önce o cümleyi söyledim. Oldu mu Ömer'cim? Siyasi birliğini de geç tamamladığı için sanayisi de geç gelişti tabii. Yani öncelik siyasi birliğiyle alakalı arkadaşlar. Evet, nerede birlik orada dirlik. Ömer ünlü bir söz söyledi. Hep Ömer söylüyor. Okumayacağım bir daha söyledin Ömer. Hadi bakalım. O peder cümlesini de unutmadım. İnsan babasına peder demez Ömer'cim. Babacım der, babam der. Evet şimdi şöyle bir şey söylüyoruz. Osmanlı Devleti ne karadan ne denizden yardım gönderemiyor arkadaşlar. Peki ne yapalım şimdi? Karadan ve denizden yardım gönderilemiyorsa nasıl bir yol izleyelim arkadaşlarım?
Biz Osmanlı Devleti ordusu içerisinde gönüllü ve psikopat zihniyette böyle ölümü göze almış subaylarımıza haber salıyoruz. Diyoruz ki arkadaşlarım biz buraya ordu gönderemiyoruz ama şöyle yapabilir miyiz? Gönüllü ve gizli bir şekilde kılık değiştirerek, kimlik değiştirerek bu subaylarımız, ajan mahiyetinde söylüyorum, Mısır'dan gizlice geçecek olsalar, bu subaylarımız Mısır'dan geçip Trablusgarp'a ulaşsalar, Trablusgarp'ımızın yerli Müslüman ahalisini teşkilatlandırıp, birlik oluşturup, oradaki aşiretleri bir araya toparlayıp, acaba İtalyanlarla bölge halkıyla mı savaşsak diye düşündüler ve bunu deneyecekler şimdi. Bakın arkadaşlar 1911 tarihinde biz Trablusgarp'a Mustafa Kemal, Enver Paşa, Nuri Jonker, Niyazi Bey, Fuat Bulca, Ethem Paşa, Ali Çetinkaya gibi ve bunların yanında yüzlerce daha adı burada zikredemeyeceğimiz askerlerimiz gizli bir şekilde kılık değiştirerek Mısır'dan geçiyorlar ve Trablusgarp'a giriyorlar. Trablusgarp'ta yaklaşık 1,5 ay gibi kısa bir sürede tam 28 bin yerli ahaliyi bir araya getirip bir ordu oluşturuyorlar. Yani şimdi mesela bizim tarihimizdeki bazı savaşlarda destan arayanlar, muhteşem bir olay arayanlar önce aklına niyeyse Çanakkale geliyor. Mesela ben buna karşıyım. Kardeşim bir mucize arıyorsanız önce Trablusgarp Savaşı'na bakın. Sen nasıl olur da hiç ordunun olmadığı bir bölgeye gidersin ve 1,5 ayda 28 bin kişiyi nasıl bir araya getirip nasıl onları ordu gibi eğitebilirsin? Ve daha garibi eğittiğin bu orduyla İtalyanları yeniyorsun. Biz Trablusgarp'ımızı İtalyanlardan kurtardık. Kimin sayesinde? O bölgeye giden gönüllü subaylarımız sayesinde. O gönüllü subayların halkı birleştirmesi, eğitmesi ve teşkilatlandırması sayesinde Bingazi, Derneği, Tobruk'u İtalyanlardan geri alıyoruz. Yani ordu göndererek kurtarmak istediğimiz Trablusgarp'ı gönüllü subaylarla kurtarıyoruz. Yani İtalyanlar hakikaten geç tamamlamış birliğini, hakikaten hala zayıfmış. Daha gönüllü subaylarımızı bile savaş kaybedebilecek mizaçta basit bir devlet yani. Çok gözümüze büyütmememiz gereken bir durum arkadaşlarım. Evet Mustafa Kemal Ömer'cim. Bu işin özünde Mustafa Kemal'imiz var. Evet Mustafa Kemal ve Enver gidiyor Filiz kardeşim. Doğru söylemişsiniz. Mustafa Kemal Gülzar burada şöyle söyleyeyim. Ben tam olayı söyleyeyim ama lütfen soruda ne istediğimi de ayrıca belirttiğim zaman sadece orayı hatırlayın. Normalde orijinal şeklini söylüyorum. Mustafa Kemal Trablusgarp'a giderken yani gittiği süreçte yüzbaşıdır. Yüzbaşı. Ama Trablusgarp içerisinde mücadeleleri esnasında binbaşı olmuş ve öyle mücadele etmiştir. Şimdi diyeceksiniz ki hocam soru da gelirse Trablusgarp Savaşı'nda Mustafa Kemal neydi diye sorarlarsa binbaşı diyeceksiniz. Çünkü sadece yolda düzergah üzerinde gelirken yüzbaşı rutbesiydi ama buradaki başarıları onun binbaşı olmasını sağlamıştır ve biz bu konu çerçevesi içerisinde, Trablusgarp soruları içerisinde Mustafa Kemal'in sadece binbaşı olduğunu kabul edeceğiz. Anladık mı Gülzar? Binbaşı. Trablusgarp'ta Mustafa Kemal binbaşıdır. Özünde bunu istiyorum sizden. Ama burada bir sorumuz daha var. Aynen. Ömerciğim, aynen. Şimdi arkadaşlarım, Trablusgarp'a giden bu gönüllü subaylarımızdan Mustafa Kemal'in Trablusgarp'a giderken ki kullandığı gizli kimlik gazeteci Şerif Bey'dir. İşte bu bölgeden geçerken boynunda bir fotoğraf makinesi, kafasında bir fotoğraf şeklinde bir kıyafetle ben diyor gazeteciyim. Tanin gazetesinin yazarıyım. Adım da Şerif diyor. Gazeteci Şerif Bey olarak geçecek. Ve bu bölgeden bu kimlikle geçer. Trablusgarp'a gittiğinde ise Derneği ve Tobruk'u kurtarır arkadaşlar. Mustafa Kemal'in Trablusgarp Savaşı'nda başarısı Derne bölgesi ve Tobruk bölgesidir. Arkadaşlar Bingazi Enver Paşa'nın kurtardığı yerdir. Ve Enver Paşa bu bölgeye Tüccar Hamdi, yani bazı sorularda buna Kuyumcu Hamdi diye de gidebilir. Yani kuyumculuk işleriyle uğraşan bir tüccar diye düşünelim. Diğer subaylarımızın ve diğer giden yüzlerce insanın hepsinin ayrı bir kılığı, kimliği vesaire bir şey var ama sizlerden özellikle iki tanesini istiyoruz biz. Mustafa Kemal gazeteci Şerif Bey olarak geçiyor. Enver Paşa kuyumcu Hamdi olarak geçip Bingazi'yi Enver Paşa kurtarıyor.
Evet. Şimdi Lokmancığım şöyle düşün. İtalyanlar Avrupa'da dağınık birliktelik içerisinde farklı ülkeler içerisinde yaşıyorlar. Yani İtalyanların Carboneria dediğimiz bir örgütü vardır. 1815'lerden beri bu kıyı kesiminde İtalya Otranto bölümünde falan var olan kısımlarda dağınık halde yaşıyorlar. Yani bunu sana nasıl bir örnek verebilirim? İşte, İslamiyet öncesi Türk devletlerinden bir örnek vereceğim sana. Şimdi küçük küçük yaşayan topluluklarımıza bir bakalım. Mesela Karluklar, Yağma Türkleri, Çiğil Türkleri, Basmil Türkleri, Tuhsi Türkleri bunlar küçük küçük topluluklar halinde yaşıyor. İtalya'da böyle düşünelim mi? Şimdi bu toplulukları daha sonra Bilge Kül Kadirhan dediğimiz bir adam bizim Türklerde bu saydığım Karluk, Yağma, Çiğil Türkleri nasıl bir araya getirip devlet yaptıysa, aslında Karahanlı Devleti dediğimiz devlet içinde bu topluluklardan oluşan bir devlet ise, İtalyanlar da Slav ve Cermen uluslarından oluşan, Franklardan oluşan o bölgede topluluklar halinde yaşıyor. Yani feodal bir düzen şeklinde yaşıyor. İşte Carbonaria dediğimiz bir örgütün mücadelesiyle bu İtalya ne yapıyor? Birliğini 1871 yılında sağlayabiliyor. Yani başka bir ülkeden çıkıp da geldi gibi düşünmek yanlıştır. Bu bölgedeki küçük Slav uluslarını birleştirip İtalya net bir devlete dönüşüyor. Burada da gizli cemiyetleri oldukça önemlidir. Lokman seni de özledim. Evet, Ömer Lokman'ı çok özlemiş bu arada. Ondan söylemeden geçmeyeyim. Şimdi arkadaşlarım, söyleyin bakalım bana. Biz Trablusgarp'ı savaşarak kurtardık, doğru mu? Gönüllü subaylarımızı kurtardık. Bingazi'yi Enver Paşa kurtardı. Derne ve Tobruk'u Mustafa Kemal kurtardı. Kimliklerini de söylemiş olduk. Tamam. O zaman güzelce şu tablomuzu bir temize çekelim. Çünkü biz Trablusgarp Savaşı'nı kazandık ve Bingazi Derne Tobruk'umuzu kurtardık. İtalyanları sınırdan dışarıya attık. Nerede bu İtalyanlar şimdi? 1911'in sonlarına geldik artık. İtalyanlar gemileriyle kıyıda bekliyorlar arkadaşlarım. Çünkü onları yendik. İçeriye de giremiyorlar gönüllü subaylar burada teşkilatlandırdığı için. Şimdi bu İtalya kıyıdan içeriye giremeyince yeni bir yöntem düşünüyor. Gemilerini toplayıp doğruca arkadaşlarım nereye geliyor? Çanakkale Boğazı'nın etrafına gemilerini yerleştiriyor. Neymiş efendim? Çanakkale Boğazı'mızı topa tutacaklarmış. Neymiş efendim? 12 ada bölgesini, Rodos bölümünü abluk altına almışlar. İşte buraları tehdit edeceklermiş. Yani İtalya bize şunu söylüyor. Ey Osmanlı, ya hemen diyor o Trablusgarp'ı bana geri verirsin. Ya o Trablusgarp'ı gönüllü subayları çıkarıp ya bana geri verirsin. Ya da hem Çanakkale Boğazı'nı hem 12 ada Rodos'unu topa tutarım diyor. Tehdit ediyor bize. E ne olacak? Savaşarak alamayınca, gönüllü subayları yenemeyince yapacağı bir şey kalmadı adamın. Tehdit yolunu deneyecek. Son çare. Ve arkadaşlarım, dibimize kadar gelmiş olan bu İtalyanları biz Trablusgarp Savaşı'ndan sonraki bu tehdit eden bize İtalyanları Çanakkale Boğazı'nın dibinde yener miydik, yenmez miydik? Ya tabii ki yenerdik. Adam, yani ben seni sadece gönüllü subayımla yenmişim. Ve sen benim kapının önüne gelirsen ben seni o tehdit ettiğin Çanakkale Boğazı'na gömerim. Ben senin gibi nicelerini Çanakkale'de yenmişim. Sen kimsin ki bizi tehdit ediyorsun dememiz gerekiyor. Ama şöyle bir durum var. Tarih artık 1912 olmuş. Ve Trablusgarp Savaşı'ndaki acziyetimizi ve sıkıntılarımızı gören Balkanlar bir anda coşmuş ve dört Balkan devleti Osmanlı Devleti'ne karşı savaşa hazırlanmaya başlamış. Yunan, Bulgar, Sırp, Karadağ. Ne hazırlığı içerisinde? Balkan Savaşı hazırlığı içerisinde. Şimdi öyle bir anda kaldık ki İtalyanlar Çanakkale'ye gelmiş bizi tehdit ediyorlar. Balkan devletleri de diğer taraftan savaşa hazırlanıyorlar. Biz de ortada kalmışız. Biriyle savaşabiliriz. Öyle bir ordumuz var. Biriyle savaşabiliriz. Öyle orduyu ikiye bölüp biraz oraya biraz buraya savaşamayız. Ya döneceğiz. Balkan devletleriyle savaşıp İstanbul'umuzu kurtaracağız. Ya döneceğiz. İtalya ile savaşıp Trablusgarp'ımızı. Arkadaşlarım hani siz düşünün hangisiyle savaşalım? Balkan devletleriyle savaşıp İstanbul'umuzu mu kurtaralım? İtalya ile savaşıp Trablusgarp'ımızı. Tabii ki İstanbul daha önemli olacaktır. Ve İtalyanlara ne dedik biliyor musunuz? Bizi tehdit eden İtalyanlara. Ulan İtalya, seni o tehdit ettiğin Çanakkale Boğazı'na gömeriz. Bundan şüphen olmasın.
Ama dua et, şu anda Balkan savaşları başladığı için, başlamak üzere olduğu için, orayla uğraşacağımız için sana ses etmiyoruz. Al Trablusgarp'ı, başımızdan defol git dedik. Yani Balkan savaşlarından korktuğumuz için Trablusgarp'ı İtalyanlara geri vermek zorunda kaldık. Biz İtalya'ya savaş kaybettiğimiz için Trablusgarp'ı vermedik. Tehdit ettiği için ve biz de Balkan Savaşı'ndan korktuğumuz için verdik. Savaşarak kaybetmedik. İtalyanlar Trablusgarp'ı savaşarak almadı. Tehdit ederek aldı. Nereyi tehdit ederek? Çanakkale Boğazımızı ve 12 adı Rodos bölümümüzü tehdit ederek bu bölgeyi bizden aldı arkadaşlarım. Ve biz hangi anlaşmayla vereceğiz bu Trablusgarp'ımızı? Arkadaşlarım, Uşi Anlaşması'yla. Evet, hemen mesajlarınıza bakıyorum. Oradan uyarı verip duruyor. Evet, hasta bir aslanın kediye eti bırakması gibi. Aynen öyle Ömer Öztürk. Doğru. Yani Osmanlı Devleti tamam biraz güçsüz ve zayıf durumda olabilir ama İtalya'ya şey verecek kadar değil yani. Böyle bir taviz verecek kadar değil. Ya görüyorsunuz hani şu bölgeden çok da büyük değil yani. İtalya dediğiniz yer bu kadar bir yerden bahsediyorum. İşte kırmızı renkli olan yerlerde Osmanlı Devleti yani. Savaştığınız devlet ve size bir bakar mısınız yani harita üzerinden? İtalya dediğin küçücük bir devlet. Biz yıkılış dönemimizde bile İtalya'dan herhalde bir var mıdır arkadaşlar? Bir 10 kat falan büyüğüz yani görünen. Daha bu görünen tarafı. Diğer kısımlarda daha Osmanlı Devleti'nin uzantısı var yani. Ama İtalya hepsi o kadar. Biraz kuzeyinde çok az bir toprak daha var şu anda gösteremediğimiz. Evet sevgili arkadaşlarım. An itibariyle bir 5-10 dakika bir sonra. Evet. Şimdi Trablusgarp Savaşı ile alakalı arkadaşlarım. Özellikle Trablusgarp'ı nasıl kaybettiğimize dair bir beyanda bulunmamız gerekiyor. Trablusgarp Savaşı'nın kaybı arkadaşlarım bir tehdit yoluyla olmuştur. Bu tehdit yolundan kastımız İtalyanlar 12 ada Rodos ve Çanakkale bölgesini tehdit ediyorlar. Bize Trablusgarp'ı verin de biz de Balkan Savaşı'ndan korktuğumuz için Trablusgarp'ı veriyoruz arkadaşlarım. Ve hangi anlaşmayla verdik demiştik Trablusgarp'ı hangi anlaşmayla verdik? Bu arada Mustafa Kemal'in şeyidir bu. Trablusgarp'a geçerkenki kılık değiştirmesiyle alakalı bir görüntüdür arkadaşlarım. Evet. Uşi Anlaşması'yla aynen Lokman'ın Uşi Anlaşması'yla biz Trablusgarp'ı kaybedeceğiz. Şimdi burada sizden beklentim şu değil. Uşi Anlaşması'nın hadi bütün maddelerini ezberleyin falan diye bir şey istemiyorum. Ha, yapabilirsiniz ama çok bir işinize yaramaz. Bize burada zaten cümle verildiğinde değerlendirmeyi öğrenmemiz lazım. İşte Bingazi, Derneği, Tobru yani bir nevi Trablusgarp'ı İtalyanlara veriyoruz arkadaşlar. Yalnız Trablusgarp'ı verirken bölgede yaşayan ahaliyi Osmanlı halifesine bağlı bırakıyoruz. Ya şimdi düşünsenize topraklar ve kaynaklar İtalya'nın, içindeki insanlar bizim şeklinde bir ayrım yapılıyor. Ya toprağı kaybetmişsek insanı niye kendimize bağlı tutalım ki? İşte Osmanlı Devleti'nin buradaki hedefi ne biliyor musunuz arkadaşlarım? İlerleyen süreçlerde tekrar gücümüzü yerine gelirse burada arkadaşlarım Trablusgarp'ı geri almamız daha kolay olsun diye içerideki insanları kendimize bağlı tutacağız. Yani maddeye dikkat edin öncelikle. Bölge halkı Osmanlı Devleti'ne bağlı kalacaktır. Çünkü Osmanlı, yorum kısmı burası da. Çünkü Osmanlı ileride burayı geri almayı düşündüğü için bu maddeyi koyacak Uşi Anlaşması'na. Ve bölgedeki halk bize bağlı kalırsa 3 ayda kaybettiğimiz Trablusgarp'ı 3 saatte geri alırız diye düşünecekler. Yani Osmanlı Devleti hala hayal içerisinde arkadaşlarım. Geri Trablusgarp'ı alabileceği gibi bir düşünce oldukça aslında saçmadır. Çünkü ne halde olduğunu bilmek lazım. Yani biz geri büyüyemeyeceğiz. Osmanlı bunu görmesi gerekiyordu. Ne halde olduğumuzu düşünmeden Trablusgarp'ı geri almayı düşünmek bir hayaldir sadece. Bu arada Uşi nerededir arkadaşlarım? Yani anlaşmanın yapıldığı Uşi neresi? Trablusgarp'ta değil bu burası. İtalya'da da değil, Türkiye'de de değil. Uşi arkadaşlarım İsviçre'nin bir kentidir. Şimdi neden burada biliyor musunuz? Tarihte aslında her anlaşma, İsviçre'de yapılan her anlaşmaya aynı yorum yapılabilir. Uşi, Lozan, Montreux, inkılap tarihini göreceğiniz anlaşmaların, bu İsviçre'de olanların tamamına aynı yorum yapmanızı istiyorum. Bu bölge tarafsız bir bölgedir. İsviçre tarafsız bir ülkedir.
Ve birçok anlaşmanın burada yapılma nedeni de tam olarak budur. İşte anlaşma yapmak üzere İtalyanlar bizi ülkesine çağırsaydı biz gitmezdik. Biz İtalyanları ülkemize çağırsak onlar gelmezdi. O zaman dedi ki iki tarafta ikimizin de olmayan, ikimizin de gelebileceği tarafsız bir yerde buluşalım. Burası da Uşi'dir yani İsviçre'dir. Lozan da aynı mantıkta yapıldı çok ilerleyen zamanlarda. Montreux Boğazlar Sözleşmesi de aynı mantıkta yapılmıştır. Eğer bir anlaşma İsviçre'de yapılıyorsa tarafsızlığından kaynaklı böyle yapılır arkadaşlar. Evet. Çin, Ömer Çin yazmışsın anlamadım. Çin mi yazmışsın Çin mi anlamadım. İsveç. İsviçre. Evet. Tarafsız bir bölge çok güzel. Evet. Şimdi sevgili arkadaşlarım bu arada haberiniz olsun kelime terim bilginizi çoğaltın demiştim ben size. Naib-i Sultan yani bir yerde naib kelimesi arkadaşlarım vekil demektir. Yani şöyle düşünün. Trablusgarp'ta biz naip bulunduracağız. Halifenin vekili olarak onu temsil eden bir kişi bulunduracağız. Trablusgarp ahalisi naibi sultana bağlı olacak. Yani sultanın vekiline bağlı olmuş olacak. Nerede bir naip kelimesi görüyorsanız onun bir vekil olduğunu mutlaka bilin. Genel tarih sorularımıza duraklama gerileme de tam bu çok işinize yarar. İşte bir yere kadı yoktur, kadının naibi vardır diye konuşurlar. İşte Şeyhülislam yoktur, naibini gönderir. Padişah ülkeden savaşa giderse yerine naibi bakar gibi kelimeler birçok soruda karşınıza gelebilir arkadaşlarım. Haberiniz olsun. Şimdi Uşi Anlaşması'nda tarihte sadece bir kere olmuş bir şeyden bahsedeceğiz. Sadece bir kere oldu bu arkadaşlarım. Evet. Hemen anlatayım Uşi ile 12 adaların ne alakası olduğunu. Arkadaşlarım şimdi İtalyanlar az önce bizi tehdit etmişti. Demişti ki Osmanlı ya bana Trablusgarp'ı verirsin ya da Çanakkale ve 12 ada Rodos'un ele geçiririm diye. Bu arada 12 ada Rodos'a da çöreklenmişler. Yani İtalyanlar oraya çıkarma yapmışlar bizi tehdit etmek için. Şimdi Uşi Anlaşması'na göre normalde geri vermesi gerekiyordu bize o tehdit ettiği yerleri. Çünkü Trablusgarp'ını verdik geri. O da bizim 12 ada Rodos'u vermeliydi. Ama Osmanlı Devleti birazdan başlayacak olan Balkan Savaşları'nda arkadaşlarım, Balkan Savaşları'nda, bu Balkan Savaşları'nda bize saldıracak olan Yunanlılar, birazdan geçeceğimiz konuda, Yunanlıların en büyük hayalinin 12 ada ve Rodos olduğunu çok iyi biliyoruz biz. Ve bu Balkan Savaşı'nı kaybedersek İtalya, 12, Yunanların 12 ada Rodos'u bizden alacağını biliyoruz. Yani toparlayayım. 12 ada Rodos kimin bizden alma hayalidir? Yunanlıların. Ve Balkan Savaşları başladığı zaman Yunanlar hiç beklemeden buraya çıkarma yapacak. 12 ada Rodos'u bizden Yunanlar alacak. Peki biz burayı koruyabileceğiz mi? Hayır. O yüzden Osmanlı şöyle düşünüyor. Ey diyor İtalya, ben diyor sana 12 ada Rodos'u geçici olarak versem, bu 12 ada Rodos sende bir süre dursa, bu Balkan Savaşları bittikten sonra sen bana bu 12 ada Rodos'u geri versen olur mu diyor. İtalyanlar da bu fırsatı kaçırmıyor tabii ki. 12 ada Rodos'u geçici olarak alıyor İtalyanlar. Ya Osmanlı Devleti'nin uygulamasına bakar mısınız bir? Yunanlılardan koruyabilmek için 12 ada ve Rodos'umuzu İtalyanlara emanet ediyor. Bu şöyle değil midir? Kurdun elinden kuzuyu almışsın, aslanın eline vermişsin. Koruyabilmek için. İşte Osmanlı Devleti böyle bir hamlede 12 ada Rodos'unu kaybedecek. Bu İtalyanlar emanet aldığı 12 ada ve Rodos'u tekrar geri vermeyecek arkadaşlarım. 12 ada Rodos önce geçici olarak sonra tamamen İtalyanların eline geçmiş olacak. Hocam Uşi ile 12 adalar ne alaka diyen arkadaşım sorunun cevabını kısmen alabildin mi? Var mı sorun? Sonra İtalya veriyor İsmet'in önünü almıyor. Hayır hayır kesinlikle. 74-74 diye girmiş bir arkadaşım ismi yazmıyor. Yok işte İtalya 12 adaları veriyormuş, İsmet İnönü almıyormuş. Arkadaşlarım bu tamamen bir şehir efsanesidir. Tamamen halkımızın okumamadan kaynaklı kendi kahve çay ocaklarındaki muhabbet. Olur mu öyle şey? Yani bir kere İtalya geri zekalı mı 12 adalar odası versin? Niye versin? İkincisi veriyorsa biz niye almayalım? Ve İsmet İnönü bu konuda bir adayı almama gibi bir yetkiye sahip mi? Bizim ülkemizde yapılan her şey meclis kararıyla yapılmıyor mu? Yani şu anda Cumhurbaşkanımız çıkıp da ben işte şu anda Hatay'ı işte Suriye'ye veriyorum diyebilir mi? Diyemez.
Suriye'den şu toprağı alıyorum diyebilir mi? Diyemez. Cumhurbaşkanı'nın bütün yaptığı işler neye bağlıdır? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çıkardığı kanunlara bağlıdır. Yani çıkıp da böyle çok şehir efsanevisi cümlelerle bu cümlelere inanan bir öğrenci kafası istemiyorum. Arkadaşlarım ne demek İsmet İnönü'nün görevi nedir? Yetkisi nedir ki 12 Haber Odası almamazlık yapsın? Ya da daha önemli soru, İtalyanlar burayı niye versinler? Yani böyle bir cümle tamamen bizim okumayan, şey kahvehanede çay ocaklarında kendiliğinden bilgi üreten bir garip kafanın ürünüdür. Sakın ola böyle şeylere inanmayın. Asla yani bu tarz şeyler söyleyen insanları dinlemeyin bile. Gidin kitaplardan okuyun, gelin bizlerden dinleyin. Öyle bir şey yok. Trablusgarp sonradan geri alıyor muyuz? Asla. Şu anda Özge kardeşim Trablusgarp'ı Uşi ile kaybettik 1912'de ve ondan sonra bir daha asla Trablusgarp'ı geri alamayacağız. Alabilecek bir fırsat bulamayacağız. Çünkü Trablusgarp Savaşı'ndan sonra Balkan Savaşı başlayacak. Sonrasında Dünya Savaşı başlayacak. Sonrasında Kurtuluş Savaşı başlayacak derken bir daha Trablusgarp'la uzaktan yakından hiç işimiz olmayacak arkadaşlar. Evet, şimdi Kıbrıs'ı İngilizlere de gene geçici bir zihniyetle verdik. Oraya da el koydular. Aslında 40 yıllığına kiralamıştık biz. Bu konu tabii 1878 Berlin Anlaşması ile alakalı. Bizi bir anlaşmada destekledi diye de Kıbrıs'ımızı İngilizlere 40 yılına kiralamıştık. İngilizler burayı alır da 40 yıl sonra geri verir mi? Vermeyecek. İşte orayı da öyle bir siyasi hatayla kaybettik arkadaşlarım. İtalya'nın Yunanlardan güçsüz olduğunu düşünmüş olabilir mi? Olamaz. Çünkü İtalyanlar yeni kurulmuş olabilir ama sanayisini kurduğu için bir tık daha üst seviyededir. Yunanlar daha basit bir ülkedir. Bugün de hala devam ediyor basitliği zaten. Yani İtalya daha güçsüz. 12 Haber Odası önce ona vereyim sonra alırım diye bir şey düşünmüyor arkadaşlarım. Çünkü Yunanlar aslında daha zayıf. Ama toplu olarak geldikleri için Yunanlardan korkuyoruz. Evet aynen. Şimdi cümlenin sonunda Mustafa Kemal'in bu savaşla alakalı genel karakteristik özelliğini ne ortaya çıktığını zaten söyleyeceğiz Filiz'cim. Hemen döneceğiz oraya. Evet Yunan'ı 500 seneye yakın doğru valilerle yönettik. Aynen öyle. Peki. Şimdi sevgili arkadaşlarım bana söyleyin bakalım. Biz 12 adamımızı ve Rodos'umuzu geçici olarak nerede kaybetmişiz? Uşi Anlaşması'nda. Kime emanet etmişiz? İtalyanlara. Kimden korktuğumuz için? Yunanlardan. Aslında Yunan derken Yunan'ın arkasında da bir kadro var. Bulgar, Sırp, Karadağ gibi. Sadece Yunan'dan korkmuyoruz. Sorun nedir Ömer'cim? Donma falan mı yaşanıyor? Diğer arkadaşlarında da var mı bilmiyorum. Bazen sizin telefonunuzdan kaynaklı internet problemi yaşıyor olabilirsiniz. Şu anda benim sistemimde her şey normal görünüyor. Sıkıntı görünmüyor yani. Evet, sıkıntı yok. Diğerlerinde sıkıntı yok. Galiba senin internetinde sıkıntı var Ömer'cim. Evet sevgili arkadaşlarım, bu arada haberiniz olsun. İtalyanlar bize şöyle de bir oyun oynuyor Trablusgarp Savaşı'nda, Uşi Anlaşması'nda. Diyorlar ki İtalyanlar, eğer Avrupalı devletler Osmanlı üzerinden kapitülasyonları kaldırırsa ben de kaldıracağım. Yani Uşi Anlaşması'nda böyle bir madde var. Yani bu resmen Osmanlı Devleti'ne dalga geçmektir. Çünkü batılı büyük devletler bizden kapitülasyonu hiçbir zaman kaldırmayacak ki. Bu yüzden de İtalyanlar hiçbir zaman bunu kaldırmamış olacak. Yani adam cümleyi o kadar güzel bir yere bağlıyor ki. Osmanlı diyor sana güzellik yapayım. Kapitülasyonları kaldırayım. Ama diyor Avrupalı devletler kaldırırsa kaldıracağım. Ya yani onlar hiçbir zaman kapitülasyondan vazgeçmeyeceği için İtalya'da bir nevi hiçbir zaman kapitülasyondan vazgeçmemiş olacak. Ama ne yazık ki Osmanlı Devleti bu maddeyi sanki kendi için karlı bir şeymiş gibi algılayacak. Ne yazık ki o da bizim için karlı değildir arkadaşlarım. Abi, güzel bir cümle değil ama şöyle bir durum var. Madem Trablusgarp'ı İtalyanlar aldı, Trablusgarp'ın bütün borçlarını da bir zahmet bundan sonra İtalyanlar ödesin. Uşi'de bir borç maddesi var. Uşi'de bir borç maddesi var. Uşi'de bir borç maddesi var. Uşi'de bir kapitülasyon maddesi var. Uşi'de bir emanet toprak verme maddesi var. Uşi'de toprağı verip halkını kendimize bağlı tutma gibi bir madde var sevgili arkadaşlarım. Yani önünüze bir Uşi ile alakalı bir soru çıktığı zaman bir Uşi'nin İsviçre'de olduğunu, emanet toprağı niye verdiğimizi, bölgeyi veriyoruz ama halkını niye kendimize bağlı tuttuğumuzu,
Bunları doğru yorumlamamız gerekiyor. Yani kalkıp da cümleyi şöyle ezberlemeyin. Trablusgarp'ı veriyoruz, halkını kendimize bağlı tutuyoruz. Ben bu cümleyi istemiyorum ki. Bunu niye yaptığımızı açıklayabilecek bir kapasiteye sahip olmanızı istiyorum. Ve yine söyleyeyim, bu 12 ada Rodos cümlesiyle alakalı, adalar maddesiyle alakalı sakın ola bağnazca düşünenlerin söylediği ifadelere kapılmayın. Bize danışmadan, bizlerin size gösterdiği kaynakları okumadan bir şeylere karar vermeyin arkadaşlar. Ne yazık ki ülkemizde bir takım böyle değişik kafalar var. Tarihimizi uydurmaya çalışanlar, birilerini kötülemek ya da birilerini yüceltmek için uydurma cümleler kuranlar var. Biz kesinlikle böyle olmayacağız. Biz tarihe objektif bakacağız, eleştirel bakacağız. Olayları anlamak için bu konuları dinleyip okuyacağız. Birilerini yüceltmek ya da kötülemek için değil arkadaşlarım. Evet. Şimdi Trablusgarp Savaşı ile alakalı bir soru geldiğinde sizi bir konuda uyarayım arkadaşlarım. Sakın ola sakın, sakın ola sakın. Trablusgarp Savaşı'nın şıklarında milliyetçilikle alakalı bir cümle lütfen yazmasın. Yazıyorsa siz bunu eleyin. Çünkü son devir yapılan savaşların bir kısmı milliyetçilik savaşıdır, bir kısmı sömürgecilik savaşıdır, bir kısmı toprak alma savaşıdır. Ama Trablusgarp Savaşı bu sınıflandırmanın içerisinde sömürgecilik savaşına uygun bir yorumu kabul eder. Yani Trablusgarp soruluyorsa ne savaşı olduğunu bilmek gerekiyormuş, sömürgecilik. Ama asla Trablusgarp Savaşı'nın şıklarında milliyetçilik diye bir cümle yazmamalı. Çünkü Trablusgarp Savaşı'nın milliyetçilikle hiçbir alakası yoktur. Lütfen şu cümleyi bir tekrar edin içinizden. Trablusgarp Savaşı bir sömürgecilik savaşıdır. Asla milliyetçilikle alakası yoktur. Çözdüğünüz sorularda milliyetçilikle alakalı yazan şıkkı hemen eleyeceksiniz. Tartışmayacaksınız. Hocam ya diğer şıkta bana biraz yanlış gibi geldiydi diye bir yorum istemiyorum sizden. Bana Trablusgarp'la alakalı ileride bir soru getirdiğinizde o sorunun şıklarında milliyetçilik yazıyorsa ve siz bunu elemediyseniz elimden çekeceğiniz var. Videoda da yani insan öğrencisi böyle tehdit eder mi? Evet, 1919 Gülizar. 1919 tarihinde yapılan Paris Barış Konferansı ile sömürgecilik adı manda ve himayeye dönüşmüştür. Eğer bir konu ve olay ve savaş 1919'dan önce ise buna sömürgecilik denir. 1919'dan sonra ise manda ve himaye adı verilir. Yani Paris Barış Konferansı'ndan sonra kardeşim. Yok Ömer'cim şey aynısını Gülizar da sormuş. Aynı anda aynı soruyu sormuşsunuz. Evet, şu da yanlıştır tabii ki Ömer'cim. Senin sonra da ayrıca cevap vereyim. Trablusgarp Savaşı 1911-12 yıllarında olduğu için o günlerde bu kan emiciliğin adı sömürgecilik, diğer adıyla emperyalizm. 1919 öncesindeki bütün savaş ve olaylara sömürgecilik ya da emperyalizm diyeceksiniz. Trablusgarp Savaşı böyledir. 1919'dan sonrakilere Manda Himaye Savaşı diyeceksiniz. Yani Trablusgarp Savaşı bir Manda Himaye Savaşı değildir. İsim olarak sömürge ve emperyalizmdir. Mantık olarak aynı olabilir ama soruda yazıyorsa bunu elemeniz gerekir. Çünkü 1912'de öyle bir Manda Himaye cümlesi yoktur arkadaşlar. Ders saatlerimizle alakalı arkadaşlarım bir şey var. Sizden sonra bir dersim daha olacağı için 40 geçe bitirmem gerekecek. Herhalde az önce saatleri ben karıştırdım. Kusura bakmayın. Evet. Şimdi Trablusgarp Savaşımız genel hatlarıyla bu şekilde. Osmanlı Devleti'nin halifelik gücünü son kez kullandığı yerdir. Aslında gücünü demeyeyim ama halifeliğin adını kullandı. Bölge halkını halifeye bağlayarak halifelik makamını son kez Trablusgarp Savaşı'nda kullanmış oluruz. Çünkü halkı bir nevi kendimize bağlıyoruz arkadaşlarım. Haberiniz olsun. Evet. Şimdi geliyoruz bu savaşla alakalı Mustafa Kemal için neler söyleyeceğiz? Bir kere ne olursunuz bir cümleyi, şu cümleyi bir köşeye yazın arkadaşlarım. Trablusgarp Savaşı Mustafa Kemal'in tarihte yaptığı ilk savaştır. Bu bir. Sömürgeciliğe karşı yaptığı ilk savaş olarak da geçer. Yani Trablusgarp Savaşı adına Mustafa Kemal'le ne söyleyelim? Mustafa Kemal hem ilk savaşıdır, bu doğru bir cümle. Hem de sömürgeciliğe karşı ilk savaşıdır, bu da doğru bir cümle. Mustafa Kemal burada binbaşı olarak savaşmış.
Bunu mutlaka bileceğiz. Önemli bir cümledir. Savaştığı yerin Derne ve Tobruk olduğunu bileceğiz. Ve hatta arkadaşlarım Mustafa Kemal özellikle sol gözündeki bir arıza bu savaştan kaynaklıdır. Çünkü Trablusgarp Savaşı esnasında şarapnel parçası gözüne değmiş. Yaklaşık 6 ay gözünü kullanamamıştır Mustafa Kemal. Derne mücadeleleri esnasında böyle bir gazilik durumu vardır yani. Ama en önemli cümlemiz, üniversite sınavına yönelik en önemli cümle. Gönüllü olarak Trablusgarp'a gelen Mustafa Kemal'in vatanseverliği ortaya çıkmıştır. Mesela ben sınıflarda sorduğum zaman arkadaşlarım diyorum söyleyin bana. Mustafa Kemal vatansever bir insan mı? Tabii ki hocam diyorlar. Peki hangi savaşa binaen bunu söylersiniz dediğimde kimileri Sakarya diyor, kimileri Büyük Taarruz diyor, kimileri Çanakkale diyor, kimileri Balkan Savaşı diyor. Yani insanlar aklına gelen her savaşı bu yoruma bağlayabileceklerini düşünüyorlar. Hayır. Tek bir yer söyleyeyim. Mustafa Kemal'in vatanseverliği Trablusgarp Savaşı'nda ortaya çıkmıştır. Net olarak. Neden? Çünkü buraya bir rutbeyle, bir görev olarak değil, gönüllü olarak gelmiştir. Maaş karşılıksız, rutbe karşılıksız, sadece vatanseverliğinden kaynaklı olarak gittiği savaş Trablusgarp Savaşı'dır arkadaşlar. Evet, Osmanlı Devleti'nin zayıflığı nerede ortaya çıktı denildiği zaman hemen Trablusgarp diyeceksiniz. Hocam diğer savaşlarda da zayıflığı ortaya çıkmaz mı? Arkadaşlarım bu savaşta 40 yıllık devlet 600 yıllık devleti yenmiştir. Lütfen kaybettiğimiz her savaş zayıflığımız ortaya çıkan savaş değildir. Ama 600 yıllık devlet 40 yıllık devlete yeniliyorsa burada zayıflığımız ortaya çıkar. Mustafa Kemal'in vatanseverliği, Osmanlı Devleti'nin zayıflığının ortaya çıkması Trablusgarp Savaşı ile alakalıdır. Artık Kuzey Afrika'da toprağımız kalmadı. Yani şu cümleyi söylemeyin artık. Hocam biz 3 kıtaya sahip olan bir devletiz diyemezsiniz artık. Kuzey Afrika gittiği için artık 2 kıtaya sahip olduk. Biraz zaman sonrasında da tek kıtaya dönüşeceğiz. Yavaş yavaş gidiyoruz arkadaşlar. Evet.